Gaz betonlardan neler yapılıyormuş da haberimiz yokmuş. Koltuk ve sehpanın son halini görmek için sabırsızlanıyoruz. Begonya Hanım ve komşuları da burada keyif yapmak için merakla bekliyorlar. Ve işte sırada masamız var. Şimdi arkadaşlar 40 santim, 40 santim ya, fazlasına yok, gitme. Yok yok, tamam 40 santim. 40'tan fazlasın şu anda. Buse şu tarafa da 40 santimlik koy. Yakup bu tarafı da 40 santime göre eşitle. Arkadaşlar masa tablasınınkini şöyle yapmamız gerekiyor. 1.40'a 2.90 değil mi Buse? Evet. 1.40'a 2.90. Tamam. Yalnız çok zorlandığımız bir nokta var. Sizler şu anda çekimde çok fark edemiyorsunuz ama aslında burada şöyle bir kot var. Şöyle. Bakın biz böyle bir alana düz bir şekilde koltukları, yani şöyle göstereyim. Düz bir şekilde koltukları vesaireyi oturtmaya çalışıyoruz. Ve o yüzden çok zorlanıyoruz aslında. Bakın ne kadar kot olduğunu şimdi anlayacaksınız. Yakup o parçayı koyduğunda. O kadar mı? Evet, bayağı var hocam. Şişire şişire gidiyor. Bir 5 santim hala kot var. Bu ortayı niye açık bıraktım biliyor musunuz? Onu da size anlatayım. Bakın buraya. Burası çok yeşillik ve ağaçlar var. Dolayısıyla üstüne bir tente yaptırmayacağım. Daha dekoratif ve şık gözükmesi için üzerine iki tane şemsiye koyacağız. Şemsiyeleri masa tablasından soktuğumda destek alabilecek bir güce ihtiyacımız var. İşte o yüzden ortayı ayrık bırakıyorum. Masa tablasının üstünü pançlarla kesip şemsiyeleri oturtturacağız. Keşke söylemeseydim, son görseydiniz ama neyse dayanamadım. Lang diye iki tane muhteşem şemsiyeli masamız olacak.